Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Çentik olunca Yiğit gelecek. Gelecek. İki gün kalacak, gidecek ama sonra daimi velayet alacağız. Şüphen olmasın. Yok zaten. Ben Yiğit'in yastığına sarılacağım biraz. Kokusunu şimdiden çok özledim. Gir haydi. Sen burada kalacaksın. İçeri girersen Berra'yı görüp dellenirim. Elimden bir kaza çıkmasın. Eve git istersen. Seni onunla yalnız bırakmam. Ben buradayım. Sen gir. Benim için de çek Yiğit'in kokusunu içine.
Hayır. Yarın nefesi al, konağa gel. Konsacaklarım var abim. Dur ya. Bu ne biçim adalettir? Buyur Esma. Sağ olasın. İnanabiliyor musunuz? Anam bile şahitlik etti nefes için. Vallahi ben hala inanamıyorum. Nefes adli tıptan raporunu aldı diye sevindik. Ama sonra ne oldu? Yiğit gitti elden. Neymiş efendim? Tahir çocuğu uçurumdan atmış. Sanki attı da çakıldı çocuk. Denize atlar mı geri çıkardı? Ama hakimin suçu yok. Hafsala salmaz adamında. Bir baba olsun yalancı şahit. Şerefsiz, kızına desin. Asya! Kızım bir sus da! Riv, 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 riv! Esma ablayı da mı çağırmışlar? Esma ne alaka? Bilmiyorum ki. Geçin, geçin. Yengem ne oluyor? Hesaptan yük yengem, gir, gir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl koçum? Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim şahitliğiniz için. Abi, hayır mıdır sabah sabah topladın bizi buraya? Yüzünü görseydik toplanmazdık o sabahın körüne buraya. Abi yine başlayacaksan. Ula sus. Bir kere de abini dinle. Dinle. Geç bakayım otur böyle. Gel sen böyle. Gel abi böyle. Geç başım sen otur oraya. Otur ula otur. Esma. Kızım de bakayım şimdi bana. Nefes bacım oğlunun velayetini neden kaybetti? Geçici abi. Geçici velayetini kaybetti. Ula neyse ney. Cevap ver Esma.
Tahir'le yaşadığı gayri ahlaki hayat iddiaları yüzünden kaybetti enişte. Ha bir de uçurum meselesi var tabii. Hadi buyur. İyi de bu iddiaların hepsi yalan. He? Satılmış babanın yalanı. Biz biliyoruz yalan olduğunu. Ama mahkemede bunu böyle söylemek işe yaramaz Nefes. Yavaş. Biz neyi yanlış yapıyormuşuz da işe yaramıyormuş? Ula deli. Sen kime meydan okuyorsun? Ha gitmişsin daha geçen Davut Tayin'in oraya inletmişsin ortalığı. Herkes sizi konuşa. Ayrılmışsın kızın peşinden Nefes bacım. Sen de kusuruma bakma. Oğlum. Bak sen ha bu kızın peşinde olduğun sürece... Osman babada kaldığın sürece... Ya kız oğlunu kaybedecek, oğlunu. Abi bence sen o konuyu hiç konuşma. Bak aklıma geldikçe damarım oynar. La kaç defa söyleyeceğim ya. Sizin canınız emniyeti olduğunda... ha benim ne Nefes bacımla ne de onun oğluyla bir sorunum yok da. Oğlum bak ben yiğidi zamanında verdim. Sen verme diye konuşayım sana. Haklı. Seni yüzünden alacaklar Yiğit'i Nefes'ten. Şimdi siz diyorsunuz ki Nefes'ten uzak dur. Osman Hoca'da kalma, öyle mi? He, tam da onu deriz. He işte, çok boş konuşuyorsunuz. Tahir. Bence haklılar. Nereden haklı ya bunların? Zaten o çocuk o şerefsizin yanında bir hafta ne edecek diye düşünürken delireceğim. Bir de seni yalnız bırakayım Nefes, berrak sana ne halt edecek diye düşünmekten delireyim. Oldu mu? Ha yeter artık, otur şuraya. Gayri ahlaki hayat iddialarını ciddiye aldı hakim. Vedat'ın eline koz mu vereceksin? Ya Yiğit için Nefes'ten ya Nefes için Yiğit'ten vazgeçeyim istiyorsunuz. Başlarım ben böyle işin ahlakına da Vedat'ına da hayatına da. Siz benden canımı isteyin daha iyi. Tahir. Sen de unutacaksın. Ben senden uzak durmayırım kızım. Orada rahat mısın? Uşağın peşinden gitsene. Siyah. Nefes. Bacım. Bak ben sağ ister kaç kurtul, ister kal boğul dedim ama bu böyle olmaz. Bak. Bu deli seni bırakmaysa... sen onu bırakacaksın. Ben bir lavaboya gideyim. Abi deli deli bakarsın yine. Kesin bu delilik edecek. Aynı evde nikahsız kalan bir kadınla bir adamın adı iyi anılmaz. Saniye Hanım. Tahir'in bizim evde kalmasının sebebi... Neyse ne. Aa oğluma anlatma. Ben oğlumun harama uçkur çözmeyeceğini de bilirim. Bir kadının muhtaçlığından faydalanmayacağını da bilirim. Ben oğlumun ahlakına sonuna kadar güvenirim. Ama benimkine güvenmiyorsunuz.
Sen bana onun kadın olmayacağına söz verdin. Onun için sana da güvendim. Ama bak, sonunda benim lafıma geldiniz. Siz birlikte ortalıkta dolandıkça ne köylü razı olacak ne kanun. Eğer oğlunu geri istiysen, Tahir'in sana yakınlaşmasına izin ver. Sözünü de tut. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Niye kimse bize inanmıyor? Niye oğlumun vebalini bile bize yüklüyorlar? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hayırdır? Şu sizin gurbet kuşunun parmak izi sonuçları nihayet geldi. Geçin. Adı Berrak Yılmaz. Çocukluktan beri Amerika'da yaşıyormuş. O yüzden parmak izi dijital verilerde hemen çıkmamış. Bizim gurbet kuşu Amerika kuşu çıktı, iyi mi? Yuh! Abi baba adına bak. Necip. Bu bildiğimiz Necip mi? Hayda. Berrak Necip'in kızı mıymış? Necip'in ailesini bilmiyor muydun? Yani sen Vedat'layken bacım. Yok. Bir ailesi olduğunu bile bilmiyordum. Ama Vedat yılda iki kez Amerika'ya giderdi. İş için derdi. Acaba... Onları görmeye gidiyordur. Bir dakika, bir dakika. Berrak bana babam annemi vurdu demişti. O zaman Necip... Karısını mı vurmuş şerefsiz? Hah. Siz bana hala nefesi bırak deyin. Vedat'ın köpeğinin kızıyla bırakırım ben nefesi. Oldu. Halacığım, bak Necip amcan sana Akçaabat köftesi aldı. Köfte istemezsen Namsi kuşu da var Yiğit. Bak. Hadi kuzum. Hadi oğlum bir şeyler ye artık ya. Geldiğinden beri bir lokma yemedin. Yemeyeceğim, ben kuymak yiyeceğim. Allah Allah, burada kuymak da var işte. Ama ben annemin yaptığı kuymaktan yiyeceğim. Annen kuymak da mı yapıyor? Ondan yiyeceksin, annenin yaptığı kuymağa kavuşacaksın ama şimdi bunu ye. Yani götüreceğim mi beni anneme? Ben seni anneni götürmeyeceğim Yiğit. Ama annem bize gelecek. Annen bize gelecek oğlum. Annen sensiz yaşayamaz. Yaşar. Tahir abim yaşatır onu. Yani bu cesaretin de ikidir gözlerimi yaşartıyor oğlum. Karadeniz havası yaradı sana. Ama emin ol, annen bize gelecek. Gelmeyecek.
Yiyor musun, yemiyor musun? Yiyor musun, yemiyor musun Yiğit? Yemiyorsun, tamam. Tamam mıyız? Tamam, hazırız hadi. Okey. Nereye? Ve uslu bir çocuk ol, yoksa külahları değişiriz. Bu bizim evdeki kızı gördün mü bugün? Sabah sizden sonra çıktı, medreseye gidiyorum dedi. Oradadır. Eyvallah. Hocam Berrak nerede? Evde değil mi? Biz evden çıktıktan sonra medreseye gelmiş. Polisler öyle söyledi. Yok kızım, ben sabah namazından beri buradayım. Gelmedim. Bak bak bak. Ayrı ayrı yollara sapmışlar.
Takibi zorlaştıracak şerefsiz. Abi bundan sonra yoklar. Kamera sokaklara girmişler. Ben böyle işim tam. Ne buldun abi? Takip yok Tahir. Ben aramaya devam edeceğim. Ama fazla umutlanmayın. Mobeselerden hiç çıkmadı. Yiğit'i aldı, piyonunu çekti, defolup gitti. Haydi şimdi ara bul. Ula kafayı oynat. Esma abla, savcılığa gidelim. Arama emri çıkarsınlar, bulsunlar. Çıkartamayız. Kanuna ters bir şey yapmadı. Nasıl yapmadı ya? Oğlumu kaçırdı. Haftaya sana teslim etmesi gereken güne kadar Yiğit yurt içinde istediği her yere götürebilir. Eğer getirmezse o zaman bir arama emri çıkartıp ülkenin dört bir yanında aratırız. Ama şu an kanunen yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ula bir hafta elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi yani? Ya getirmezse? Velayet davası onun lehine ilerliyor. Çocuğu getirmezse velayeti kaybeder. Böyle aptalca bir hata yapar mı sence? Hata yapmıyor. Oyun oynuyor. En iyi yaptığı şey sinirlerimi bozmaya, benim hata yapmamı sağlamaya çalışıyor. Ya nereden biliyorsun? Biliyorum. 8 senedir onun kafasının nasıl çalıştığını öğrendim ben. Şimdi de o öğrendiklerini unut. Beni ayar etme. Uşağım, kudurma atarım seni dışarı. Tahir sen benimle bir gelsene. Vedat Yiğit'i getirecek. O oyununu yarım bırakmaz. Oyunu daimi velayete almak. Ya nasıl bu kadar eminsin? Çünkü o beni istiyor. İsteyemez. Almak şöyle dursun, o herif seni isteyemez bile. Aklından geçiremez, hayalini bile kuramaz. Tahir sakin. Yok. Yok olan ayrı. Olman lazım. Çünkü hiç hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim. Nefes etme. Ben bu daimi velayeti alana kadar biz hiç görüşmeyeceğiz. Nefes. Berrak gitti zaten. Benim için bir tehlike kalmadı. Bu gayri ahlaki hayat olayı için Vedat'a koz vermeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz Tahir. Yiğit yok. Gelip gelmeyeceği belli değil. Sen yoksun. Nefes, ölürüm. Hayır. Oğlumuz için. Ellerimle tutarım da gök üstüne yıkılsam. Yaralarım sararım da haram bize bu sevda. Selamet duk belaya da ahdeme duk yanmaya. Yemin et duk yanarsak da nasip değil. Susmaya. Gözleri kahır yârim, hasreti ağır yârim. Sen bana emanetsin, kaderimi sağır yârim. Gözleri kahır yârim, hasreti ağır yârim. Sen bana emanetsin, gel gözüme su yârim. Ellerimle tutarım da gök üstüne yıkılsam. Sevda selamet duk belaya da ahdeme duk yanmaya. Yemin et duk yanarsak da nasip deyip susmaya. Gözleri kahır yârim, hasreti ağır yârim. Sen bana emanetsin, kaderimi sağır yârim. Gözlerim...
Esma abla, hadi ben hazırım. Oğlumu almaya gidelim. Gelecek nefes. Sana teslim saatine kadar otele getirecek Yiğit'i. Esma abla, içim sıkılıyor. Buram daralıyor. Mazluma inşirah var kızım. Zalimler düşünsün. İnşirah ne hocam? Bir sure. Diyor ki, senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve sana eziyet eden yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et. Hep ona doğrul. Ben zaten hep ondan ümit ediyorum. Okuyabilir miyim? Peki. Benim ardımdan tekrar et kızım. İyi günler. Nefes zorlu. Benim. Biz sosyal hizmetlerden geliyoruz. Ben Canan Atakan, arkadaşım Sezai Mutlu. Girebilir miyiz? Bugün benim oğlumu görme günüm. Biz de tam çıkıyorduk. Uzun sürmez. Biz de Yiğit'in velayet davası için onun yaşadığı ortamı görmeye ve mahkemeye görüşümüzü bildirmek için geldik. Girebilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nefes'in avukatıyım, Esma Hopalı. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Hoş bulduk amca. Hoş bulduk amca. Nefes Hanım, burada kiracı mısınız yoksa ev sizin mi? Nefes benim kızım sayılır. Bu evde onun evi sayılır. Evsizsiniz ve buraya sığındığınız gibi bir ifade vardı davacının dilekçesinde. Doğru o zaman. Kızlar baba ocağında sığıntı değil, baş tacıdır hanım kızım. Siz kimsiniz peki? Osman Hopalı, benim amcam olur. Aynı zamanda buradaki caminin imamı. Bir geliriniz var mı? Ben Esma ablanın yanında çalışmaya başladım. Ne kadar oldu peki? Bir ay da olmadı henüz. Yiğit özel okulda okuyormuş. Parasını nasıl ödediniz? Konu nasıl ödendiği değil, ödendiği. Tutanağı Yiğit'in eğitim hayatının annesi tarafından en iyi şekilde gözetildiği geçsin lütfen. Davalının bize vermiş olduğu bilgiye göre Nefes Hanım'ın çocuğunu özel okulda okutacak durumu yokmuş. Ama parasını Tahir Kalel ödemiş. İnsanlar birbirlerine yardım ederler hanımefendi. Vallahi Tahir Bey seneye de yardım eder mi bilemediğimiz için bunları sormam lazım avukat hanım.
Yiğit'in odasını göreyim. Tabii. Biraz rutubet var galiba. Devamlı havalandırıyoruz. Yiğit, bu rutubetli oda da uyuyor, öyle mi? Evet. Peki siz? Ben de burada. Bırakın ayrı odayı. Ayrı yatağı bile yok Yiğit'in. Öyle mi? Olacak. Ben yeni işe başladığım için bir süre böyle idare etmemiz lazım. Çıkalım Sezai Bey. Size iyi günler. Size de hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. Olumsuz rapor yazacaklar. Biz çıkmadan inşire okuyabilir miyiz yine? Son günlerimde doya doya bakayım mı diyorsun? Karıştırma o mevzuları. Alayım. İdris. Bu seferki adamın da Niko gibi çıkarsa var ya, gelir seni ha bu denize gömerim. La oğlum yok. Bu seferki garanti. Bizim uşaklardan. Eyvallah. Hakkını bir ara öderim. Ben o hakkı helal edeyim sana. Kim bilir ne zaman geleceksin? Hak bayatlar da. Nefesle Yiğit'i yerleştirip döneceğim. Ne? Ula hani Yiğit'ten ayrı kalmak koyaydı sana? Neden döneceksin şimdi? Şehadet getirecek misin? Allah. Beni öldürmeyeceksin Tahir. Burada değil. Yok, gayet öldüreceğim. Şehadet. Hani Allah korkusu falan bir şeyler diyordun. Katil olamam diyordun. Ne oldu? Birdenbire Allah'tan korkmamaya mı başladın Tahir? Yok, çok korkarım. Şehadet yok galiba. Cehennemde görüşürüz. Dur. Şehadet mi getireceksin? Sana bir şey anlatacağım. İşim var. Halledeyim, ardından Temelli gideceğim. Hoş geldiniz. Geçen hafta otelinizden ayrılan Vedat Sayar'ın geri gelip gelmediğini öğrenebilir miyiz? Bakalım.
Gelmedi hanımefendi. Bacım, iyi misin? Oyun değildi yani. Gerçekten götürdün mü oğlumu? Derhal savcılığa gidiyoruz. Vedat'tan. Nefesim kusura bakma, yeni evimin adresini vermeyi unutmuşum. Malum Yiğit'in yaşam şartları için ev ve oda önemli. Göndereceğim adresten Yiğit'i gelip alabilirsin. Vaktin varsa bir kahve de içeriz. Oğlum götürmemiş. Haklıymışım. Oyun peşindeymiş yine pislik. Geldi Vedat. Kusura bakmayın. Oğlum için buraya yerleştiğimizden beri İstanbul'daki işlerimi ancak telefonla yürütebiliyorum da birkaç görüşme yapmam lazımdı. Siz neden bahsediyordunuz? Ben de tam Eyşan Hanım'a evinizin ne kadar güzel olduğunu söylüyordum Vedat Bey. Evet, sağ olun. Yani her şey oğlumun rahatı için. Benim için Yiğit'ten daha önemli bir şey yok dünyada. Yiğit'in odasında görüp kalkalım mı artık Canan Hanım? Haklısınız Sezai Bey. Görebilir miyiz? Elbette. Ama odada sessiz olmanızı rica edeceğim. Çünkü oğlum biraz rahatsız da. Yani bütün gece ayaktaydı. Anca uyutabildim siz gelmeden. Geçmiş olsun. Nesi var? Çocuk işte. Üşütmüş. Bakmayın siz kuzenime. Hala çocuğun annesini koruyor. Anlamadım. Eşancığım, lütfen. Bizden bir şey saklamayın Vedat Bey. Peki o halde. Oğlumu annesinden aldığımızdan beri durumu böyle. Bir haftadır yeni yeni toparlıyor. Okula bile gönderemedik. Yani rapor aldık. Artık ne şartlarda yaşıyorsa oğlum. Görebilir miyiz? Tabii, buyurun. Hoş geldin yenge. Bana yenge deme. Oğlum almaya geldi. Git haber ver. Altın kafes dedikleri bu olsa gerek. Ben kazanacağım. Ben. Yaklaştım. Arkandayım. Işığı doluyor kurt.
Ya ne yapayım? Mesafe kısa geliyor. Atım hızlanmıyor. Tamam o zaman hadi dışarı. Sokağın başına kadar. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hayır yaklaşma sana. Nefes yenge, çıkamazsınız. Necip abi, şuraya kadar gidip geleceğiz. Olmaz. Vedat Bey'in kesin emri var. Başlatma Vedat Bey'ine. Necip abicim, ya köşeye kadar yarışıp geleceğiz diyorum. Kaçacak değiliz ya. Yapma yenge, hepimiz seni biliyoruz. Kapıyı açtığım an kaçarsınız. Koşturma bizi yine peşine. Buyurun. Anneciğim, hadi evin etrafında yarışalım, olur mu? Benim oğlum bir altın kafesten kurtuldu. Birine daha mahkum etmeyeceğim. Hoş geldiniz. Evin adresini bulman zor olmadı umarım, karıcığım. Oğlumu getir. Yiğit'i teslim etme süremin dolmasına daha 20 dakika var. Kanunen bana tanınan bu hakkı son dakikasına kadar kullanabilirim, öyle değil mi? Avukat Esma Hanım. Avukat Hanım'a soruyorsanız evet. Esma'ya soruyorsan Allah belanı versin. Ver çocuğu gidelim. Doldurmayayım süreni. Ben vaktimi sizin gibi kaba insanlarla değil, oğlumla geçireceğim müsaadenizle. Süre dolunca getir. Vedat. Beni böyle ufak oyunlarla yenemezsin. Oyun mu? Sen yine ne hayaller kuruyorsun acaba Nefes? Oğlumu kaçırdığını düşünmemi sağladın. Beni 7 gün... çaresiz, belirsizlik içinde bırakabileceğini sandın. Ama ben bunun senin hasta beyninin bir oyunu olduğunu biliyordum. Neden bu kadar emindim, duymak ister misin? Çünkü ben 8 yıl boyunca bir şeytanla cehennemde köşe kapmaca oynadım. Bu şeytanın saklandığı delikleri o kadar iyi biliyorum ki. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. O yüzden sakın beni hafife alma. Seni hiçbir zaman hafife almadım, Nefes. Hiçbir zaman. Yiğit'i getireyim. Oğlumuzu. Yiğit'i getir hemen. Ne oldu dışarıda? Ben bu kadını istiyorum Eşen. Dışarıda bana nasıl diklendiğini bir görsen. İşte bu yüzden olmuyor. Sen Nefes'e boyun eğdiremiyorsun. Bak ikinizden biri yok olmadan önce senin durman lazım. Nefes bana gelince dururum. Ama bir an önce şu gayri ahlaki yaşantıyı ispat etmem şart. Bir sonraki duruşmada bu iş bitecek. Çok sıkıldım artık. Ne planlıyorsun? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. O da bu işten çok sıkıldım. Bu iş bir an önce bitecek. Oğlum gel bakalım. Hadi gel annene gidiyoruz. Gel. Of.
seni nasıl özledim anlıyor musun? Ben de seni. Senin neyin var bir tanem? Gidelim mi buradan? Oğlumun neyi var? Yiğit bütün ısrarlarımıza rağmen bir haftadır yemek yemiyor. Sadece süt içti. Birkaç gün daha bir şey yemezse hastaneye yatıralım dedi doktor, değil mi Yiğit? Benim oğlumu aç mı bıraktın? Oğlum aç dururken sen buraya saklanıp oyun oynama derdine mi düştün? Sen gidip orada Tahir'le pingirdeşirken oğlumuz burada kendini aç bıraktı. Şimdi gelip beni sakın suçlama Nefes. Allah senin belanı versin. Anne, acıktım ben. Annem, bir tanem ne istiyorsun, ne yapayım sana? Kuymak. Sen kuymak mı istiyorsun, yaparım bir tane. Sen ne yapma, Tahir abim yapsın. Haydi. Sen yeter ki iste koçum. Haydi. Uy, haydi. Uy, haydi. Uy, haydi, haydi. Nefes, Yiğit'in gözlerini kapa. Benim önce alacak bir hesabım var. Kaçalım. Yiğitsiz geçen her gün için. Polisimi siz nasıl izin verirsiniz? Ne, nasıl izin veririm? Ben bir şey görmedim ki. Eğer bir daha böyle bir oyun oynarsan seni çelik çomak yapar döndürürüm. Askeri, geliyorsun! Şuradan bir gidelim, hasret gidereceğiz, tamam mı Yiğit? Haydi, haydi, haydi bir daha. Haydi, haydi, haydi bir daha. Haydi, haydi, haydi bir daha. Ben emanetlerimi aldım. Her şey için eyvallah. Nereye eyvallah lan? Hayır, bak mahkemede dedim. Başlarım şimdi mahkemesine. O mahkeme benim peşime düşeceğine. Bu çocuğun aç kalma sebebinin peşine düştün. Nefes, sonra alırsın incini. Tahir, sen bizi nasıl buldun? Takip ettim Nefes, bin de bin. Ya Tahir, Vedat'a hani koz vermeyecektik? Nefes, hasretinden geberdim. Eğer biraz daha burnumun dibinde durursan koz vermek neymiş görürsün. Kız Mercan, ne yalan uydurdun? Arkadaşa gideyim dedim. Çok yaratıcısın, tebrik ederim. Neyse. Geçen gün doktora gittik diye çok darladılar mı seni? Baban bize geldiğinde kudurmuş gibiydi vallahi. Çok kızdı. Adını deliye çıkaracaksın dedi. Bir daha duyarsam seni ilk isteğine veririm dedi. O gitsin nazar delisini versin kocan ya. Ama bizden uzağa versin. Bilmem anlatabildim mi yangas? Ya ben burada uslu uslu oturuyorum da sen niye gene benim tepeme biniyorsun yenge? Ben testi kırılmadan önlemimi alayım da. Haydi çalıştır. Sabır ya sabır. Volkan Bey doktor, nasılsın? İyiyim. Siz? Hamdolsun, çok şükür. Bakın size kimi getirdik. Neyi ettiniz? Hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Oy, sıfatına. Adını da unutmamış. Ben hastalarımın adını unutmam. Mercan gel hadi, biraz sohbet edelim. Edun, edun tabii. Nelerden hoşlanırsın diye sorun. Hangi yemeği seversin, hangi takımı tutarsın, en sevdiğin renk nedir, hangi burçtansın, sorun bunlar. Bilemez susar mısın kurban olayım? Ya yangaz olacak bu iş ya. Adam hiç var seninle karışıyorsun demedi. O adam burada en az senin kadar deli olanlara bayağı alışıktır yenge. Bence seni yadırgamadı. Dalga geçme yengeyle daş olursun. Allah Allah.
Nasılsın görüşmeyeli? Ben yine kendimi kesmek istedim. Neden? İçimdeki bu kor gibi yakan aşkı söküp atamadığım için. Peki, sana bir soru. Bu adamda en çok neyi sevdin? Bilmem. Severim işte. Çocukluğumdan beri. Siz arkadaş mıydınız? Yok. Sözlenene kadar doğru dürüst konuşmamıştık bile. Gerçi sözlendikten sonra da pek konuşmadık ya. Niye konuşmadınız? Beni istemiydi. Gerçi haklı. Kim niye istesin ki beni? Bak böyle genelleme yapma. O istememiştir. Onun olmamıştır. Ama bir başkasıyla olabilir. Hem bizim değerimizi başka insanların bizi isteyip istememesi belirlemez ki. Hı? Tahir, ya biz nereye gidiyoruz söylemeyecek misin? Yiğit, iyi misin koçum? Hadi bitir o meyve suyunu, biraz gözün açılsın abim, haydi. Gel anneciğim, gel. Gel bir tane. Efendim yenge? Alo. Tahir, aldınız mı Yiğit'i? Aldık yenge, aldık. Ya iyi paşam. Nefese selam söyle, Yiğit'i de öp benim yerime. Ay yenge, bir de Osman Hoca'yı sen ayarlarsın değil mi? Şimdi kıymetli kızını kaçırdım diye tüfekle peşime düşmesin. Deli uşak. Ayarlarım tabii. Haydi şimdi kapatayım, Mercan'ı doktora getirdik, ararım sonra. Tahir'le Nefes Yiğit'i almışlar, babamın yayla evine çıkarmışlar. Oh, çok şükür. Biraz kafa dinlerler artık. Aa, Mercan, ne yaptınız? Sohbet ettiniz mi? Gel haydi, gel. Ne kadar da cool bir çocuk değil mi? Ne sordu doktor? Biz buraya niye geldik? Ya sen Asiye ablayı kaçırdım derken ne demek istedin? Bak Tahir, bizim burada baş başa kaldığımız öğrenilirse... Nefes, rivrivini hiç özlememişim ha. Üstün kirlenmiş, arkada valiz var. Al değiştirirsin. Valiz mi? Ya hani burada az kalacaktık? Ya Tahir ne oluyor? Yiğidim, şu anana rivriv yok der misin? Sen şimdi bir 10 dakika dinlen, ben sana kuymak yapayım, tamam mı aslanım? Tamam. Tahir abi. Söyle aslanım. Burada hiç kimse bizi bulamaz değil mi? Bulamayacak oğlum. Kimse bulamayacak bizi. Giysi mi? Evet, bir tane. Bunlar babamın aldı. Değiştirebilir miyim? Tabii ki de değiştiririz bir tane. Hmm.
Nefes, sakın gülme. Bak senin yüzünden yandı bu. Ben bir şey yapmadım ki. Kızım, öyle birden çıkılır mı? Vicdansız mısın? Ben sadece sen almışsın diye. Tamam Nefes, tamam haydi sofrayı kur. Oo, bir işe yara ya. Tahir, biz buraya niye geldik onu söylemeyecek misin? Sonra Nefes, sonra haydi çık mutfaktan. Anneciğim yavaş. Ben yavaşım. Oğlum bu kadar açken o nasıl rahat rahat yemek yiyebildi ki anlamıyorum. Aslında rahat değildi. Ne? Oğlum. Yiğit. Babacığım bak sana ne getirdim. Hadi bir şeyler ye artık. Bak iki gündür lokma koymadın ağzına oğlum. Yemeyeceğim. Ben senin yaşındayken, yani çok küçükken, ne zaman yanlış yapsam, babam bana ceza verirdi. O zamanlarki cezam neydi biliyor musun oğlum? Açlık. Sen aç mı bırakıyordun? Ama belki de haklıydı. Yani hala unutamadığıma göre. Ama o yüzden baban açlığın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Şu anda nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Ve ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Hadi babacığım. Lütfen. Lütfen oğlum bir şeyler ya. Hadi babacığım. Teşekkür ederim babacığım. Sadece süt içerim. Anlaştık.
ben sütle içmezdim ki. Gir. Avukat Funda Hanım geldi. Geliyorum. Ne var Necip? Ben... Evet? Berrak'ı merak ettim de. Polisler var, gidemedim. Siz de mahkemeden beri akşamları çıkmıyorsunuz. Acaba konuşuyor musunuz? İyi mi? Yani. Berrak'a olan sevgin her zaman gözlerimi yaşartmıştır biliyorsun değil mi Necip? Ama bir baba olarak ben seni çok iyi anlıyorum. Berrak görevini tamamladı. Ben de onu çektim. Karım ve kızın kavuştular. Merak etme. Necip? Vedat Bey Berrak'ı annesinin yanına gönderdiğini, iyi olduğunu söyledi Eşen Hanım. Korkmalı mıyım? Kızınla işi bittiğine göre göndermiş olabilir. Ama görevini tam yapmadı. Nefes sağlıklı raporunu aldı. O hiçbir şeyi cezasız bırakmaz. Düşüneceğim. Sen sakın bir hareket yapma. Yani şimdi bu fotoğraflar nefesin gayri ahlaki yaşantısını ispat etmez mi? Öyle mi diyorsunuz? Maalesef Vedat Bey. Mahkeme babanın ifadesini geçici velayet için ciddiye aldı. Tabii Tahir Kaleli'nin Yiğit'le uçurumdan atlaması da etkili oldu ama... bunlar daimi velayetin verilmesi için yeterli olmaz. Ne yapmamız lazım? Akli denge bozukluğu kısmını kaybettik. Elimizde tek gayri ahlaki yaşam iddiamız var. Ve bu iddiamızı destekleyecek çok sağlam deliller lazım bize. Bunlar çok masum. Ne gerekiyor yani? İlla bu ikisini gerek olmaz mı lazım? Affedersin. Thank you.
Hayırlı olsun. Yeme onu yörük bir ara Bünyamin. Artık bundan sonra benim kumlarım sağ, senin paraların bağ, helal olsun. Yok, yok. Ya sen o darlanma ya Mustafa Kaleli anlayacaktır. Ulan herkes kendinize bir düşünecek de ha. Haydi yarın yaparık anlaşmayı. Haydi selamet lan. Güle güle, güle güle. Güle güle. Ne o, hayırdır? Mustafa Kaleli'nin bir müşterisini daha mı aldın elinden? Ya karı, sağ kas gene diziyorum elinin hamurundan adam işine karışma diye. Sen istediğin kadar karıştırma. Ben her bir şeyi anlarım. Aa, ne şüphe. Maşallah zil gibi aklım var. Mercan nasıl oldu? Odasından çıkmayı yine hallendi mi? Ne etti? Yok da öyle bir şey. Çok iyi benim kızım. Bugün Halime'ye, Kaneviç'e örneği bakmaya bile gitti. Maşallah. Hoş geldin. Hoş buldum ana. Nasılsın kızım? İyiyim baba. Bugün biraz yoruldum, zor geçti. Ben gideyim de üstümü değiştireyim. Evet. Sen yine Asiye ile doktora mı gittin? Nereden anladın? Halimelere giderim demişsin anama. Ama Halime bir haftadır hastanede yatan nenesinin yanında. Ya abla sen salak mısın? Ya biz sana kaç defa bunlarla görüşme dedik değil mi? Nazar. Ama sen ne yaptın? Babam sana o kadar kızmasına rağmen gittin onlarla doktora. E ne yapayım? Sen götüreceğim götüreceğim dedin, götürmedin. Ya anamı kandırmaya çalışıyordum. Hoca diye tutturdu. Bekleyemedin mi? Benim o kadar vaktim yok. Abla bırak. Bugün Tahir'in nefesle oğlunu alıp Osman Hoca'nın yaylasına gittiğini duydum. Yandım Nazar. İçim kavruldu. Neremi kessem dedim. Neremi acıtsam da yüreğimdeki acı dinse dedim. Anlamayayım mısın? Dermansız kaldım Nazar. Bu çok fazla bu. Ben bu illetten kurtulmak için her şeyi yaparım. Allah onların belasını versin. Seni bu hale düşürdü ya. Allah o Tahir'i de sevduğundan ayrı kılsın. Dema. Sakın Dema. Benim çektiğimi çekmesin. Kimse çekmesin. Düşmanım da çekmesin. Alo Nazar, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Teşekkürler de sana bir çift lafım var. Söyle, dinliyorum. Tahir nefesle Yiğit almış, Osman Hoca'nın yaylı evine çıkmış. Ya sen bunları gayri ahlaki yaşam iddiasıyla suçlamay mısın? Bu nasıl rahatlıktır? Şu anda beraberler mi? Görünen öyle. Bak, ne yapacaksan bir an önce yap. Karınımı alır gidersin. Yoksa çocuğunu alırsın da karın peşinden mi gelir bilmem. Ama benim ablam kimsenin oyuncağı değil. Hadi bakalım. Vedat sizi rahat bırakırsa şanslısınız. Ne oldu?
Mustafa Kaleli seni kaçırdığı zaman yaylaya götürmüştü değil mi? Evet. O imamın evine. Evet. Nerede o ev Eşan? Kaç saatimiz kaldı? Neye bir tane? Ayrılmaya. Daha çok var bir tane. Ama kaç saat? Kırk saatimiz falan var aşkım. O zaman uyumasam? Niye bir tane? Zaman uykuda gitmişsin. Hem zaten azmış. Benim yüzümden saatleri sayıyor çocuk. Ya ne alakası var Tahir? Sizi uçurumdan atmasaydım. Nefes al ve atla. Ben uçurumdan atladığımıza pişman değilim. Değil misin? Hiç değilim. Az bir şüphen bile yok mu? Biz bu zamanı şüpheyle gelmedik ki. Umut'la, inatla ve güvenle geldik. Sen şimdi yine atlayalım desen, bir dakika düşünmem. Ama Yiğit. Yiğit senin yüzünden Vedat'a gitmedi. Benim babam olacak o müsvet de Vedat'ın suçlarını üstlendiği için gitti. Beni ahlaksızlıkla suçladığı için. Hem sen bizi o uçuruma atmasaydın, biz zindanımıza geri dönecektik. Şimdi umudumuz var. Ula nefes. Buradaki ilk gecemizi hatırlıyor musun? Parmaklarım kırıktı. Her yerim yara bere içindeydi. Sen unutamam o halini.
Şimdi bak. Nefes! 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 Özür dilerim. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Daha önce gelmediğim için. Bahar gibisin. O yaralar sayende çiçek açtı. Sen bizi kurtardın. Beni de, Yiğit'i de sakın başkalarının günahlarını yüklenme, tamam mı? Yiğit'i alacağız. Tüm bu belalardan kurtulacağız. Sadece o zamana kadar biraz daha aya bakmamız gerekecek. Kızım sen var ya, her belaya değersin. Asıl sen değersin. Sen benim en büyük şansımsın. Benim gibi kadınlar, aya bakın. Yiğit gibi çocuklar, aya bakın. Umudunuzu kaybetmeyin. Aya bakın. Aya bakın ulan. Sen biraz önce coştun ya. Hani aya falan baktın. Böyle bir umutlandık ya. İşte ben o zaman diyemedim. Bu ne Tahir? Neye benziyor? Pasaport işte Nefes. Bunlar kimin Tahir? Tahir sen bunları ne zaman hallettin? Ya ne yapacaksın? Ne zamansa ne zaman işte. Biz o yüzden buraya geldik. O valizler, kıyafetler falan bu yüzden miydi? Aynen. Olmaz. Nesi olmaz Nefes? Yiğit'in bir haftada geldiği hale baksana. Ya o adam daimi velayeti alırsa? Ya biz kaçarken yakalanırsak? O zaman Yiğit'i alır. Ben o canavara vermem oğlumu. Ya çocuk kaçırmaktan hapse girersek o zaman seni de göremem. Yakalanmayacağız. Güven bana. Sana her şeyden çok güveniyorum Tahir. Ama bu sefer olmaz.
Ben bu sefer kanun önünde savaşacağım onunla. Yine aynı hatayı yapmayacağım. Kızım. Yiğit yine gidecek. Yine bir hafta yemek yemeyecek. Yine biz kafayı yiyeceğiz. Sen uzak duracaksın, ben delireceğim. Böyle bir zamanda doğru Ahmet olmanın sırası mı ya? Dayı'dan haber var mı? Yiğit'i almışlar, babamın yaylasına çıkmışlar. Mustafa! Mustafa! Tövbe bismillah. Ama ne bağırıyorsun ya? Tahir almış, o garip yaylaya gitmiş. Sen de rahat rahat uyuyorsun, değil mi Mustafa? Ne etmiş, ne etmiş? Ya sen nereden duydun? Ha, bu karın dedi. Asya? Yenge ne ettin ya? E ne edeyim? Saniye Hanım sabah sabah hazırlıksız yakaladı. Ayılamamıştım. He. Ayılsan saklayacaksın ha Asya? He, saklayacaktım. Bu halinde de bakılırsa pek de iyi edeceğim. Murat? Murat! La sen de mi biliyorsun? Bilemedim ki şimdi ne desem. Acaba şaşırmış gibi mi etseydim? Biraz geç kaldın ikizim. Galiba haklısın ikizim. Yeter! Mustafa, hemen git kardeşini al götür. O gariyi de kaynatanın evine bırak. Haydi. Hele öyle bir şey et. Vallahi ben de giderim babamın evine Mustafa. İyi dedi. Giderken onu da bırak. Hey, bu da dünden razı. Ana, biraz abartmaymışsın ya. Hepiniz mi delirdiniz? Mahkemede kanun bile bunları ahlaksızlıkla suçladı. Bunlar da kalktı dağ başına gitti. Koca evde yalnız. Köy ne der, el alem ne der? Bulacağım ki el aleme başkana. He Saniye Hanım. El alem kendi donlarını toplasın ipten ana. Bizimkilerle uğraşmazsınlar. Asya. Ne? Ha ben gideceğim, alacağım onları ya oradan. Sen de sesini çıkarmayacaksın. Ya dedi bir şey, dur ben de geliyorum. Mustafa. Ama onları geri getirmek yok. Bırak iki soluk alsınlar. Kızım, etme da. Biz dün ne konuştuk? Bak böyle giderse o şerefsiz Vedat Yiğit'i alacak ha kızın elimden ya. Alamaz. Alamaz. Vallahi gider o topal bacağından bir kere de ben vururum onu. He Asya'm, he. Fatih, Murat, siz de gidin. Bu seyrek akıllı Mustafa iki dakikada kandırır Asya'yı. Gidin alın Tahir'i. Ne yapacağız ana? Gelmezse üçümüz bir olup bagaja mı tıkacağız adamı? Tıkın. Vallahi bayıldım. Ne ederseniz edin, alın getirin bu evi onu. Tek başına. Thank you.
Bunlar mı adamlar? Bunlar beyim. İşi anlattım ben. Konuşmazlar değil mi? Ağızları sıkıdır. Arayan soran olur mu bunları? Yıllarca içeride beraber yattık. Bir kişi bile gelmedi. Parayı ne zaman alacağız? İşi bitirin, parayı alırsınız. Binin. Sen de. Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bile. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. 5'ten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama 5'te kalırsan dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Ya pardon ya. İddiamız 20'ydi değil mi? Ben bir an fazla kaptırdım kendimi. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı. Yuh. Kızım sen topçu mu doğdun? Yok. 75 yaşındayken oynamaya başladım. Sallama Nefes. Bence sen mahalle takımının kaptanıydın. Mahallede oynamaya vaktim yoktu ki. Ben Yiğit'ten başka hiç kimseyle oyun oynamadım. Hiç mi oynamadın? Bir kere oynadım. Ay! Nefes, gelsene. Yok, benim eve gidip yemek yapmam lazım. Of Nefes, hep aynı şeyi söylüyorsun. Ne olur bir kere oynasak? Zaten oynamayı bilmiyorum ki. Öğretiriz. İkimiz takım olalım hadi. Tamam. Bu seferlik makarna yaparım ben de. Gel şimdi canım seni kurtarırım. Al sana can. Topu tutunca bozuka gibi çak bunlara. Vurdum, vurdum, vurdum. Ne yapıyorsun kız sen sokakta? Şey... Arkadaşlar oyun oynayalım deyince... Eşek kadar kız oldun. Ne oyunu bu? Yürü eve. Yürü. Buyurun beyim.
geleyim, akşam yemeğine kalırsın değil mi? Aslında ben Nefes'i yemeğe çıkarmak için gelmiştim. Kız kısmını akşam yemeklerine çıkartmak falan pek bizim meşrepte yoktur. O zaman biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Değil mi Nefes? Benim yarın sınavım var. Ona çalışmam lazım. Müsaadenizle. Beyim. Kızı öyle akşam yemeğine götürmek olmaz. Bu işin usulü belli. Hani niyetiniz ciddiyse? Niyetim ciddi. Ünal. Niyetim gayet ciddi. Kalk. Neden? Yakar top oynayacağız. Yok artık Tahir. Nefes. Ben kendime bir söz verdim. Sendeki tüm kötü anıların yerine iyilerini koyacağım. Sen ne kadar izin verirsen. Tahir. Şimdi benimle yakar top oynar mısın Nefes? Evet, oynarım. Allah, sen biraz çabuk mu kaptın acaba bu mızıkçılığı? Hop, ama senden can kaptım, ne haber? Sana emanet artık hocam. Vardan, vardan, yine vardan. Sen bilerek oyaladın beni. Tövbe, günahımı alıyorsun. Eğer kadınla çocuğa zarar gelirse sizi gebertirim. Merak etmeyin. Görünmeden yapacaksınız bu işi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Keyfe bak. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam yenge. Bak hani eğlenceye. Bizim neyimiz eksik? Hoş geldin ablam. Hoş bulduk. Balım. Sülalenin gelmesi de hiç iyi olmadı. Haydi bakalım, kurun takımları. Gel Nefes. Balımı da aldım, Murat'ı da aldım. Ya niye ben kız takımındayım ya? Yürü lan, yürü. İyidir, sen erkekler takımındasın. Yangaz, sen de yengemi seni altın gününe yazdırmadığına şükret. Tamam ula tamam. Haydi geç böyle. Ben galibin takımında olurum. Olmaz kocacığım. Neden? Sen karşı takımda ol. Neden? Vurup yakayım.
Oo, Yasiyam oy. Ney Mustafa'm ney? Haydi abi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. İptal mi? Mustafa, Mustafa! Hayır. Ama bunların gitmesini bekleyin. Kudret Bey. Eyşan Hanım, istediğiniz araştırmayı tamamladım. Haklıymışsınız. Vedat Bey Trabzon'dan mülk almış. Hemen adresi gönderir misin? Tabii. Teşekkürler. Eyşan Hanım, ailem hakkında bir bilgi, bir gelişme var mı? Uğraşıyorum Necip. Biraz sabır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye? Kuaföre. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamun aleyküm Eyşan Hanım. Merhabalar. Dün silahla evimizi basmanız yetmedi mi? Biz buna basmak demiyoruz ya. Siz basmak görmemişsiniz. Ne istiyorsunuz? Ev Vedat'ın ha? Nereden biliyorsunuz? Geçenlerde Nefes'i buraya çağırmıştı da. Ama konumuz bu değil. İçeri geçsek? Nemlihaz evet. Konunuz neyse burada konuşalım. Dinliyorum.
Konumuz Vedat Sayar. Nefes Zorlu'nun ağabeyi, Salih Zorlu'nun katili. Saçmalık. Vallahi iddiayı kendi ağzından dinleyince hiç de saçma gelmedi bana. Ama benim şu kalın kafalı kuzenim Mustafa inat etti, vermiyor itirafı. Yoksa ne seni yorardım, ne ben bu kadar uğraşırdım. Mustafa'ya teşekkür edelim o zaman. Hı? Teşekkür için acele etmeyelim. Devam edelim. Babası Turgut Sayar'ın da katili. Babası öldürüldüğünde Vedat daha küçücük çocuktu. Vallahi 16 yaş. Abla gibi sevdiğin kuzenine tecavüz eden babanı öldürmek için bayağı yeterli bir yaş. Saçma. Kimse bana tecavüz etmedi. Eyşen demedim mi? Kuzen dedim. Sen de hemen oltaya geldin. Ama kafama bir şey takıldı. Necip'in karısı Nurten, o zamanlar senin taciz edildiğini iddia ettiğinde sen neden inkar ettin? Hizmetçi Necip'in karısı mı? Bilmiyor muydun? Evet, evet. Bilmeyebilirsin. O zamanlar daha evli değilmiş Necip'le. Ben de araştırırken öğrendim. Ha. Neyse. Vedat'ın Necip'in kızı Berra. Truva atı olarak Nefes'in yanına gönderdiğini biliyor muydun? İlyat. Şaşırmadım. Ne istiyorsun benden? Ha, Sade'de gelelim diyorsun. Peki. Bütün bu verileri birleştirip Vedat'ın ipini çekmem an meselesi. Burada senin vereceğin karar, seni korumamız karşılığında bizimle işbirliği mi yapacaksın, yoksa Vedat'ın suç ortağı mı olacaksın? Aa, bu arada hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama hapishanede elektrikler sık sık kesilir. Bir dahaki görüşmemize kadar iyi düşün. Tamam. Tahir abi, sen
sen bana balık öğrettin ya. Ben de balığımı öğreteyim mi? Bilmem. İster misin amcam Yiğit sana öğretsin? Yok ya, ben sizi izlerim. Sonra bir de taş toplayacağım beş taş oynamak için. O ne? Bilmiyor musun? Yok. Akşam ben sana öğretirim. Olur. Ula biz bu deliyi alıp gidecektik ya. Nereden çıktı bu balık tutma işi? Ya rir. Ne konuştun be Mustafa Kaleli? Ya yakalayamazsın ya. Ne yakalayamam tabii. Çağına gibi kaçtı. Abisi bu ya. Ula dağları şenlettin be Mustafa Kaleli. Yavaş. Ula dağa bak. Deme dudeme yiyeceksin benden kötü ha. Haydi tutun balığınızı gidelim. Yok sensiz olmaz. Vallahi sensiz olmaz abi. Çikolatanı ihtiyar. Tamam ula. Haydi bakalım. En az sultan mangalı yakar. Ha. Çekil ula takın. O zaman şimdiden eline sağlık abi. Ha, gör bakalım nasıl tutulur mu çobalık. Ben de kaldım. Haydi bir abi çilla. Dikkat et beni iyi olma. Ha, çekil ula. Siyah siyah. Sana buraya bir baraj yapalım. Dedim ha. Balıklar için ha. Gel. Aslanım benim be. Gel balık gel. Gel balık haydi gel. Gel. Gel balık. Kaçtı be. Olta dolanacak ula. Giyersin. Asiye ablacığım, Paris'e gitmiyoruz biz. E tamam, Roma da olur. Ama dereli yere gidersen pantolon giyin. Kayıklara binerken kolaylık olur. O dereli yerin adı Venedik ve biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kaçmıyorum ben Tahir'le. Ya bunu bir anla artık, darlandım ya. Kızım var ya, biz Tahir'e inatlayardık, onu da geçti. Uçak hazır etmiş her şeyi. Gideceksin kafan rahat, Vedat belası yok, Saniye zırzırı yok. Oh mis! Hazır Saniye yok demişken Mustafa'mı alıp ben de mi gelsem sizinle? Gitmiyorum Asiye abla, gitmiyorum. Tahir'e de söyledim. Bu sefer kaçmayacağım. Kanun yoluyla savaşacağım. Ben korkarak, kaçarak oğlumu nasıl bir hayat bekliyor endişesiyle yaşamak istemiyorum. Artık güvenli, huzurlu bir güne uyanmak istiyorum. Ya bari sen anla beni Asiye abla. Oy kuzum oy. Ne
atmışlar mangalı kocamın üstüne, bir de karşısına gitmiş izliyorlar. Koca gün 3 tane balık tutunca balığa hasret kalmıştır. Bari pişirken hasretli desin dedik. Bana bak, mangalın üstünde boş şey var, alırım seni üstüne ya. Ama ağladım be abi. Gel haydi gel, ben yaparım. La uyanıklık etme, işte bu balıklar. Hadi git tencereye getir sen. Haydi, haydi. Yandı balıklar, yandı. Verin de tencereyi. Getir hatun. Ulan babam da mı balık tutuyor? Haydi, haydi. Gel kızım oradan. Çekil, çekil, çekil. Haydi, çekil. Oy babam, vay. Babam gel. Yenge. Oy, ben babamı kandırma işini hepten unuttum. Ya halt yedin yenge. Hocam hoş geldin. Osman dede, dede. Torunlarım, benim güzel torunlarım benim, benim. Lan, hocam vallahi öyle boşa bakarsın. Lan nedir benim sizlerden çektiğim be? Lan bu her geleyi tüfekle kovaladım. Lan seni kovalamadım değil mi böyle şımarttı gelişi Tahir? Hocam etme, yanlış bir şey yok. Ne yok? Lan kızımı aldın ya, neye kaçırdın da? Ya kaçırmadım, sor. Kızım konuşsana, kaçırmadı desene. Pek de fikrimi sorduğun söylenemez. Osman babam. Vallahi benim haberim yoktu. Bu bizi aldı getirdi buraya. Ay, öyle mi Nefes Hanım? Satışlara bak hele. Osman hocam dur, ben sana bir tüfek getireyim. Yavaş. Balıklar soğudu. Gel babam, ne iyi ettin geldin. Gel, gel. Heh, babama balık yaptım ben ya. Bak şuna, bak şuna. Babam gel otur. Gel, gel otur. Benim babam. Gel balığa bak. Gel, 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 gel. Gel. Sen ne seversin bunu ya. Gel. Heh, hatunum otur sen de benim yanıma. Geç bakayım, geç. Sen öbür tarafa, öbür tarafa geç. Kızlar bu tarafa gelsin. Uzak durun kızlarından. Geç buraya kızlar. Gel buraya. Otur bakayım şöyle. Bak şimdi benim ne suçum var ya? Ben... Yemekten sonra alacaktım bunları, gidecektik işte babam ya. Yok ya. Kimi alıp götürüyordun? Hayırdır? Allah uzatma. Güldük, eğlendik. Yemekten sonra gideceğiz işte, tamam da. Tutan yok. Siz buyurun. Tahir, Mustafa abi haklı. Şimdi inat etmenin sırası mı? Sana sorduk mu Nefes? Bir yere gitmiyoruz dedim, bitmiştir. Bence de gitmeyelim. Hem benim bir günüm kaldı. Ne olur Osman dede. Tamam Mustafa, siz gidin, ben kalırım bunların başında. Sağ ol hocam. Hey ya! Balım da burada kalabilir mi? İyi, kalsın da kalsın. Ama bir gün daha burada kalmaya evet. Biz velayeti alana kadar sen evine, ben evime. Haydi afiyet olsun. Babam balık. Kendi elimle pişirdim. Hayatım. Velat Bey, yaşlı bir adam da burada kaldı.
sen söyle. Neredesiniz? Onu da mı diyelim? Tahir'i diyorum. Tahir'i niye getirmediniz? Ana, oğlan gelecek işte bugün de. Ana çık kapıda bekle, belki gelir. He. O gariyle bıraktınız orada ha? Yakacaksınız oğlumun başını. Yakacaksınız. Bezdum da. Bezdum! Bir de anam besse odaya dalmaktan. Sıkıldım ben. Ben de. Neydi oğlum? Bizim evde olsaydı bisiklete binerdik. Ben de hep annemle binerdim. Ama sokağa hiç çıkmazdım. Sadece bahçede. Yasaktı. Bekleyin ha burada. Belki bisiklet yok ama daha iyisi var. Tahir abi bu ne? Bilyalı. Hadi bakalım yeter de bahçede oturduğumuz. Bizi anca sokak paklar. Kim geliyor benimle? Ben. Bir de Osman dede. Yok ben bilmem böyle bir şey. Geyik Hanım. Delisin sen. Boş yere mi delirdik? Haydi. Dur, ne ediyorsun? Hocam sıra sende. Tövbe estağfurullah, tövbe. Acıkan var mı? Sandviç yapayım mı? Ben! Oo, büyük marifet. Tahir sana yapmam. Vallahi çocukların yiyişini seyredersin. Tamam da, tamam şaka ben yaptık. Ben peynirli domatesli istiyorum. Ben de fındık ezmeli istiyorum. Ben de Yiğit'inkinin aynından istiyorum. Tamam, hemen geliyor. İçmesi lazım. Geliyorum ben, bekle. Tahir!
Arkadaş! Nefes, nefes, nefes. Ben geldim. Ben geldim güzelim. Ben geldim. Niye böyle şeyler benim oluyor? Ben hiçbir zaman mutlu olamayacak mıyım? Bizim buralarda böyle kansız olmaz. Kimdi lan bunlar? Kimdi? Hayır. Biz ikimiz burada böyle. Yoksa Vedat... Bekle burada. Saldırmadılar değil mi? Fotoğraflarımızı çekmiş. Makinesi vardı. Kaçtılar. Fotoğrafları mahkemede kullanacak. Bizim şey olduğumuzu söyleyecek. Yiğit'i kesin olacak. Başka çaremiz kalmadı. Çocuğumu kesin alacak. Alacak. Yiğit benden kesin alacak. Ben ne yapacağım? Nefes. Nefes bana bak. Bana bak Nefes. Sana dedim. Yiğit'i de seni de o şerefsize vermiyorum dedim. Kaçıyoruz. Ve sen itiraz etmiyorsun. Kaçmıyoruz. Nefes. Vedat elindeki o fotoğrafla Yiğit'i senden alır. Sen bunu anlamıyor musun? Ben seni ailenden toprağından ayırmayacağım. Sen bunu anlamıyor musun? Seni kendimle beraber yakmayacağım. İyi. Ben kendimle beraber seni yakarım o zaman. Evleniyoruz. Ne? Sen saçmalıyorsun, olmaz. Büyük ihtimalle. Ama evleniyoruz. Hayır. Sorduk mu? Evleniyoruz dedim, bitti. Yiğit için evleniyoruz. Olmaz. Nefes,
Bak, eğer evlenirsek canını çok yakarlar, bilirim. Ama o şerefsiz Yiğit'i senden aldığı an sen ayrı yerde yanacaksın. Ben ayrı yerde yanacağım, Yiğit ayrı yerde yanacak. Madem her şekilde yanacağız, gel beraber yanalım be kızım. Olmaz. Ben sana bunu yapamam. Ben senin kadının olamam. Ben seninle... Sakın. Sakın o cümleni bitirme. Neyi bitirmeyeyim ya? Neyi bitirmeyeyim? Bu kadın 8 yıl boyunca tecavüze uğradı, tecavüze. Sana ne verebilir bu kadın? Ulan ben sana nikahıma gel dedim. Evime gel dedim, yatağıma gel demedim ki. Şimdi böyle söylüyorsun. Baba olmak isteyeceksin, çocuğun olsun isteyeceksin. Ben zaten çocuğumu kazanmak için veriyorum bu savaşa. Nefes. Yiğit'i o şerefsize vermiyorum. Şimdi evleniyor muyuz, kaçıyor muyuz? Artık biz sakin olsan diyorum. Nasıl sakin olayım Eşan ya? Ha? Saate bak, saate! Çocuğumu aldı getirmedi! Gerçi işime gelmiyor değil. Velayeti tamamen alırım ama. Ama o yayla evinden, o tayirden kopamadığını düşündükçe var ya. Ama sana bir şey diyeyim mi Eşan? Hele bir nefes bana gelsin. Hele bir evimize dönelim. O tayirin... Nefesin kemiklerine bıraktığı bütün izleri teker teker silmezsen ben Vedat değilim. Manyaklaşma. Artık ne kadar çırpınıyorsan o kadar batıyorsun. Ya kalktın kızın fotoğraflarını çektirmek için üstlerine adam saldırdın. Evet ama o adamların nefese dokunan elleri şu anda Karadeniz'de yüzüyor. Ama merak etme, ellerini bedenlerinden ayırmadım adamdan. İnanmıyorum sana. Yeter artık, yeter. Artık bir dur. Dur. Duramam. Nefes bana gelmeden duramam Eşan. Biliyorsun. Saat 5. 5. Şimdi polisi arayacağım. Çocuğumu getirmediler diyeceğim. Daimi velayeti alacağım. O da bana tıpış tıpış ayaklarıyla gelecek. Anlıyor musun? Gelecek. Ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun Yiğit'im? Evet. Yemek yiyeceğim. Çünkü? Tahir abim beni burada bırakmayacak. Çünkü Tahir abim beni verene kurban olur. Of. Kurtsun sen, kurt. Anneciğim. Seni çok seviyorum bir tanem. Ben de seni. Ablacığım hoş geldin. Hadi gel biz içeri geçelim. 5 gün çabucak geçecek. Çabucak geçecek bir tanem. Hadi gel. Eğer bir daha oğlumu getirmekte gecikirsen... Ben de kanuni hakkımı sonuna kadar kullandım. Senin gibi. Bunlar son mutlu günleriniz. Oğlumun daimi velayetini alır almaz İstanbul'a gideceğim. Sen de tıpış tıpış peşimden geleceksin. Bana döneceksin.
ait olduğun yere. İkisi de değil. Biz Yiğit'le gidiyoruz ve sen kalıyorsun. Öyle bir seçenek yok. Eğer peşinden gelmemi istemiyorsan evlenirsin. Tahir, sen Vedat'ın artığıyla evlenmeyi kaldıracak bir adam değilsin. Sen Vedat'ın hiçbir şeyi değilsin. Bak, gördün mü? Kaldırırım demedin. Umurumda değil demedin. Bak, gördün mü? Kaldıramıyorsun işte. Ama bunu söyleyecekler. O zaman ne yapacaksın? Ne diyeceksin insanlara? Tahir Vedat'ın artıyla evlendi diyecekler. Başkası desin. Ya dayanırım ya gebertirim. Ama sen dersen dayanamam, geberirim nefes. Deme şunu, deme, deme. Gerçek bu. Şimdi sen söyle. Vedat'ın artığıyla evlenecek misin? Nefes sana ait değil. Hiçbir zamanda olmadı. Pişman olacaksın. Nefes, sus da gidip evlenelim. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat kara deniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat kara deniz, nefesim yetmez.